Değerli bakanım, değerli konuşmacılar, saygıdeğer hazirun. Şu anda bizim ihalete uğradığımızı sayın konuşmacılar kısmen anlattı ama en çok da ihalete uğrayan biz şehit aileleri, gaziler ve Türkiye'nin olduğunu düşünerek rahatsız olduğum birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 91. yılını kutluyoruz. Biz kutlayamıyoruz. Neden? Çünkü ruhu şad olsun Büyük Atatürk Cumhuriyeti kurabilmek için 7 düvele karşı savaşmış, o kadar zorluklara rağmen, o kadar kısıntı imkanlara rağmen bu cumhuriyeti kurmuş, bizlere emanet etmiştir. Ama bugün bakıyoruz ki şu anda Türkiye'yi idare edenler açılım adı altında, bu bir tesadüf değildir. Özellikle de bugünün seçilmesi Habur sınır kapısından çakal sürüleri, katiller, teröristler adeta ülkeye baş kaldırırcasına hükümetin de onayıyla geçmişler, gölge gösterisi yaparcasına orada çakal sürülerini karşılayan bir sürü insanlar topluluğu vardır. Ama bakıyoruz ki bu milli davada burada toplanan bir avuç insandır. Şu anda ülkemiz gerçekten büyük bir badireden geçmektedir. Hükümetin teröristlere, katillere, terör örgütlerine verdiği tavizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Pişmanlık yasası adı altında topluma kazandırma yasası, silah bırakma yasası, kardeşlik projesi, en son olarak da çözüm projesi diye çözülmeye başlayan hükümet çeşitli isimler altında af çıkardı. Hiçbirisinden umduğunu bulamamıştır. Kışlada en güvenli yerde bayraklar indirildi. Okullardan bayraklar indirildi. Askeri birlikler karakollara baskınlar yapılıyor. Çözüm süreci zarar görmesin diye PKK terör örgütüne diz çöktürüyorlar. PKK terör örgütü diz çöktürüyor. Atatürk büstleri kırılıp okullar yakılıyor. Vatandaşların iş yerleri, evleri yağma ediliyor, talan ediliyor. Bunlara isyan provaları yapılırken maalesef hükümet yetkililerden hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Teröristlerle müzakere eden yetkililer şu anda suskun durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, PYD bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür dedi ama geçişlere izin verdi Amerika'nın baskısıyla. Şimdi biz ülkemizde PKK, PYD ve Amerika ile bu kadar askerimizi, bu kadar vatandaşımızı, polisimizi şehit eden terör örgütleriyle, eli kanlı katillerle müttefik mi olacağız? Bunları oradan sonra yalnız sorulması gerekiyor. Şimdi piyasaya bir akil adamlar şey yaptılar, sürdüler. Tekrar geri ikinci perde olarak. Bu akil adamlardan bir tane şehit yakını, bir tane gazi yakını var mıdır? Hepsi bunların tutulmuş, kiralık, vatan satan hainlerdir. Analar ağlamasın yalanını söylerken halkı kandırıyorlar. Kim ister anaların ağlamasını? En başta biz istemiyoruz. Çünkü biz ananın ağlamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliyoruz. Onu bizden daha iyi bilen yoktur. Bunlar kalkıyorlar, analar ağlamasın projesiyle ülkeyi emperyalist güçlere, terör örgütü güçlerine peşkeş çekmek durumundadır. Ama bunların yalanları bitmek üzere. Bunların yalanları çok yakında sönecek. Söndüğü gibi de
Bunlar Vahdettin gibi hepsi kaçacaklar. Ama bu vatanın mücadelesi yine bizim torunla biz belki göremeyiz ama bu vatanın mücadelesini Çanakkale'de olduğu gibi yine bizim ve sizlerin torunları ve sizlerin çocukları ödeyecektir. Aynen. Dünyada eşi benzeri olmayan haklara sahip katile şimdi de bir villa verilmesi gündeme geldi. Sekreteri öneriyorlar. Ben burada sizin huzurunuzda onlara söylüyorum. Onların midesi de geniştir, zavallı da geniştir. Eğer onlar o kadar sekreterle gönderilmesini istiyorlarsa, taraftarlarsa en yakınından da başlasınlar. Adadaki haine kendi en yakınlarını göndersinler. Bitirmek üzere. Hayır hayır, hükümet konağına bak. Diyarbakır'da hükümet konağından bahsediyorlar. Katilin şartları iyileşirse ne kadar daha iyileşecek bilmiyoruz. Benim evladım 2 metre yerin dibinde yatıyor. Komando üst seviyemde 93 Harp Okulu mezunuydu. 2 metreydi. Şimdi bu kadar kişinin katilini 2 odalı yerde, salonlu yerde, bahçeli yerde, denize nazır yerde besliyorlar. Dünyada hiçbir yerde müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyle bu kadar oradan sonra tolerans tanınmamıştır. Şimdi kendini aydın yerine koyan köşe yazarları, bazı isminin de başına prof kelimesini ekleyen bazı kişiler efendim, işte şartlar daha iyileştirilsin, şartlar daha güzelleşsin. Ve bu olmayan Kürt meselesini, olmayan Kürt meselesini getirip adada yatan haine ve Kandil'e bağlamaktadırlar. Lütfen bunu şu söylediklerinden siz rahatsız mısınız, değil misiniz? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedim ya, benim oğlum 2 metre yerin dibinde yatıyor. Bugün hepimiz elektrik para, bugün hepimiz devlet memuru yaptık, şey yaptık. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Alevisin, sen Sünnisin diye bir ayrım olmuş mudur? Hayır. Bu zamana kadar devlet memurluğu yapanların hepsi hiç kimsenin rengine, ırkına bakıp da ayrım yapmamış. Bu topraklarda misaki milli sınırları içerisinde yaşayan herkes birinci sınıf vatandaş olarak görmüşüzdür. Biz kendisine doğru, batılı olduğu için hiçbir zaman ayrım yapmamışızdır. Şu anda da öyledir. Bakıyoruz ki şu anda devletin bütçesinin doğuya yatırım adı altında hepsi oraya gitmektedir. Elektrik paralarını biz veriyoruz, onlar vermiyorlar. Çocuklarına, okullarına, oradan sonra öğrenci yardımını biz yapıyoruz. Bizim Anadolu çocuklarının hiçbirisi bu haktan yararlanmıyor. Onların sahip olduğu imkanlara biz sahip değiliz. Onların sahip olduğu yolların hiçbirisine de biz sahip değiliz. Ama işi getirin, adadaki yatan katile endeksliyorlar. Sanki o katilin şartları iyileşirse, sanki o katil oradan çıkarsa doğuda ezilen Türkler iyileşecek, güllük gülistanlık olacak. Ya bu sorunların hepsi Anadolu insanının sorunu, Türklerin sorunu. Diğerlerinin başka böyle bir sorunu yok. Buna rağmen gelip Türkiye'ye baş kaldırmaya, kamu mallarını yakmaya, yıkmaya, kullandıkları bankaları yakmaya, yıkmaya, hastaneleri yakmaya, yıkmaya kadar. Bu, dikkat edin, hükümeti oluşturan yetkililerin hiçbirisinden bunlara aksi bir cevap gelmemiştir. Terör örgütü de dememiştir. Başkanlık da demiştir, efendim şudur budur. Bunlar tamamen bizleri oyalamaktır. Terörle mücadelede koltuğunu korumak uğruna teröristlerle müzakere ediyor. Şehitlerimizin bunlar kanlarında boğulacaktır. Ben bunu biliyorum. Bunu söylüyorum. Gerçekten bunlar şehitlerin kanlarında boğulacaktır. Yaptıkları ihanetin bedelini de diğer Saddam gibi, Gaddafi gibi lağım çukurlarında ödeyecekler.